sevgili yönetmenim. Kredi kartı önlemleri arttırılıyor biliyorsunuz ki. Diğer yandan kiralarda %25 dönemi de gündemimizde. Şimdi bununla ilgili dezenformasyonla mücadele bir açıklama yaptı. Dedi ki siz Bakan Tunç'u yanlış anlamamışsınız. Kirada %25 zam sınırı kalkacak diye haberler yapıldı. Oysa ki Bakan Tunç şöyle diyor. 1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. %25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak. Dezenformasyonla mücadele diyor ki kalkacak diyorsunuz ama bakan gerek kalmayacak dedi. Daha belli değil. Tamam bakan %25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak dedi. Zaten %25'i tanımıyorlardı ama şimdi bir de kiracılara, daha doğrusu ev sahiplerine kiralardan vergilerin ödenmiyorsa eğer o kira vergileri 4 ceza 5 ceza söz konusu, kiralar daha da artacak. %25 kalkar mı? Kalkmazsa da bir şey değişmiyor ama kalkacak gibi de görünüyor sevgili izleyicilerimiz. Sevgili yönetmenim, genç işsizlere bakalım, sonra da konuğumuzu alalım. Diskin araştırmasına göre genç işsiz sayısı 2 milyon 16 bin kişi. İşkur'un verilerine göre geçen yıl işsizlik ödeneği almak için başvuran 15-24 yaş grubundaki gençlerin sayısı 235.800 kişi oldu. Haberimizi izleyelim, sonra konuşacağız Sayın Ali Tezel'le. DİSKAR yani Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi verileri Türkiye'de her geçen gün büyüyen işsizlik ordusunu gözler önüne serdi. DİSKAR'ın araştırmasına göre genç işsiz sayısı 2 milyonu geçti. KPSS'den 86 puan alabilmek çok zor. 86 puan aldım, atanamadım. İşkur ve Türkiye İstatistik Kurumu her ne kadar gerçek işsizliği gizlemeye çalışsa da DİSKAR verileri acı tabloyu ortaya koydu. Çevrenizde var mı işsizler? Çok. Nasıl geçiniyorlar? Vallahi çok sıkıntılı bir şekilde. Nasıl geçinecek ki? Yarı aç, yarı tok. O şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. DİSK Araştırma Merkezi'nin hesaplamalarına göre gençler arasında geniş tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 16 bin kişi. İşsizlik oranı da %32.3. Vallahi bir an önce çare bulmaları lazım. Millet çok perişan. Çok oldukça perişan bir durumda. Gençliğin önünü açmaları lazım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre de halk arasında boşta gezen olarak nitelenen, ne eğitimde ne istihdamda olarak görünen 15-24 yaş grubundaki gençlerin sayısı da 2 milyon 525 bin kişi olarak görünüyor. 3 tane üniversite mezunuyum, bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum yani. Türkiye'de her şey almış başını gitmiş. Hiçbir şeyin düzeni yok burada, anladınız mı? Her şey torpil. Artık hükümet ne yapar ne eder, herkes bir bekliyorlar yani. Evet sevgili izleyiciler, emekliler seslerini yükseltiyorlar. 3000 lira emekli bayram ikramiyesi neye yeter? Az önce izleyicimiz yazdı, 1 kilo bayram şekeri ancak alabiliriz diye. Şimdi haberimizi ekrana getirelim. Emekliler çünkü seslerini yükseltmeye devam ediyorlar. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Böyle demişti partili Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu resmen akan bizimle dalga geçiyor. 2024 yılı emekli yılı oldu ancak müjdelediği gibi değil, zulüm yılı oldu. Çünkü kendisi sarayda yiyip içip her şey tıkırında. Milyonlarca emekli düşük gelir ve yüksek gider kıskacında yaşam mücadelesi veriyor. Öyle ki 6 zamda ikramiyete daha cebe girmeden erimeye başlıyor. Bir asgari ücretli veyahut da bir emekli maaşını verelim, marketten gitsin alışveriş etsin bakalım. Nasıl oluyormuş? Emeklilere ilk kez 2018'de 1000 lira olarak verilmeye başlanan bayram ikramiyeleri geçen zaman içinde düzenli güncellenmediği için büyük erime yaşadı. Bu yıl verilecek ikramiye ise 3000 lira olarak açıklandı. Ya bizi kandırdı. Kandık yani, resmen kandırdı. Zaten ne zaman adaletle yapıyor ki? Ne zaman adaletle yapıyorsa onu söyle. Emekliler kendilerine reva görülen sadaka ikramiyeye isyan ederken tepkiler de çığ gibi büyüyerek devam ediyor. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emekliye bayram ikramiyesinin sadece 1000 lira arttırılarak 3000 lira yükseltilmesini eleştirdi. Pazarda biberin fiyatı 60 TL kilosu, kasapta kıymanın fiyatı 450-500 TL. Bu şartlarda ne verilen bu ikramiye yeterli ne de emekliye ödenen 10.000 TL maaşlar yeterli. Biz artık bu zulmün bitmesini istiyoruz emeklere uygulanan.
CHP'li aşkın emekliye reva görülen sefalete karşı meclisteki itirazlarını ve AKP'lilerin nasıl sorumluluktan kaçtıklarını da hatırlattı. Emeklerimize verilen ikramiyenin 2000 TL'den 3000 TL'ye çıkarılması kararı verildi komisyonda. Bizler her ne kadar Cumhuriyet Halk Partili milletvekili itiraz etsek de bu ikramiyenin en az 17.000 TL olması gerektiğini ifade etsek de AKP'li yetkililerin oylarıyla bu sadece 3000 TL ile sınırlandırıldı. CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu da AKP'nin sefalet ücretine tepki gösterdi, gelecek Ramazan ayını hatırlattı. İsraf hükümeti emeklilere artış verdik mi? Verdik diyor. Yazıklar olsun. Asgari ücrete oranla bir zam verilecek olsaydı en az 7140 TL ikramiye verilmesi gerekiyordu. Emeklinin en az 4140 TL'si kayıp durumda. Erdoğan'ın açıklaması bu yönüyle müjde değil. Yoksulluğun ve adaletsizliğin tescilidir. Erdoğan 10.000 TL maaş ve 3.000 TL ikramiye alan emekliye Ramazan'da iftar, sahur yapma demiştir. Evet sevgili izleyicilerimiz, benim Sayın Ali Tezel'e soracak çok sorum var ama eminim ki sizin de var. Siz de sorularınızı iletebilirsiniz. Sayın Ali Tezel, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ülkü, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey bizimle olduğunuz için. Önce az önce izleyicimizin yazmış olduğu bir mesaj vardı. O mesajı sizinle ve izleyicilerimizle de tekrar paylaşmak isterim. Emekliye verilecek 3000 liralık harçlık 1 kilo bayram şekeri parası. Emekli mağdur, seçimde durup düşünecek ve oyunu ona göre kullanacaktır diyor. Emekliler seslerini yükseltiyor ama iktidar galiba 3000 liranın fazlasını emekli bayram ikramiyesi konusunda yapamayacak gibi görünüyor. Siz ne dersiniz? 3000 lira hayır, net mi? Hayır Ülkü, ben yapacağını düşünüyorum. 31 Mart'ta daha var. Eğer İstanbul'u, Ankara'yı veya diğer illeri istiyorsa iktidar, bu emeklinin isteklerini yerine getirmek zorunda. Benim tavsiyem geçen hafta 25 lira ikramiye olsun bayram, 25, evet. 25, 15 olsun dedim ama bu hafta fikrimi değiştirdim, en az bir maaş kadar olsun. Her emekli kaç para alıyorsa her Ramazan bayramında, her Kurban bayramında birer emekli maaşı ikramiye alsın diye teklif ediyorum. Böyle olmasını da temenni ediyorum. Bu arada biliyorsun sadece memurlara 2023 Temmuz ayında 8077 lira seyyane zam verildi. Ocak ayında da %49 zam yapıldı buna. Yani 12 bine çıktı. Bu yetmez. Her emekliye, SSK, Bağkur, emekli sandığı emeklisine de 12 bin lira seyyanen zam yapılmalı. Seyyaneni yanlış anlıyorlar. Seyyanen yüzdelik olmayan rakamsal zam demek. Yani bir defalık değil. Şu anda kaç para alıyorsa ilave 12 bin lira daha çok alacak anlamına gelir. O yüzden tüm emeklilere seyyanen 12 bin lira zam talep ediyorum. Bir de aldıkları emekli maaşı kadar da hem Ramazan bayramında hem Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi talep etsinler diyorum. Emekli sayısı az değil. Bu seçimde belirleyici olan emekliler, Ankara'yı da, İstanbul'u da emekliler belirleyecek. Sabahın dördünde bir kilo kıyma almak için o da 500 değil de 300 liradan sıraya giren emekliler bunu umarım kendilerini dikkate almayan iktidardan da hesap sorarlar diye düşünüyorum oy sandığında. Sormazlar, yine vermeye devam ederlerse yapacak bir şey yok ilk o zaman. Evet, ama seçime kadar seslerini yükseltmeye devam etsinler. İktidar da alıyor galiba o mesajları. Çünkü seçim var. Seçimden sonra belki umursamayacak ama seçim öncesi yapıldı yapıldı. Evet, 31 Mart'a kadar yapıldı Ülkü, yapıldı. 4 yıl daha bir şey yapmazlar. 2028'deki genel